Herkese selam. Bu videoda F4 radarının yakın mesafede AIM-7 ve AIM-9'da kullanımından bahsedeceğim. Hemen giriş yapalım. Radarı yakın mesafede kullanmak oldukça kolay. Zaten sadece iki modumuz var. Birisi Cage, diğeri de Computer Automatic Acquisition mod. Aslında yakın mesafe modu diğer uçaklardan aşina olduğumuz ACM modu. Burada sadece Computer Automatic Acquisition olarak denilebilir. Cage birazcık daha limitlenmiş bir radar kullanımı diyebiliriz. Şimdi hemen kontrollere geçelim. Cage moduna geçmek için öncelikle Cage button'ı kullanmamız gerekiyor. Default olarak C'ye atalı. Sonradan eğer CAA moduna geçmek istiyorsam da Nose Gear Steering button'a basmam gerekiyor. Şimdi bunları hemen göstereyim. Cage moduna bastığımızda burada radar ekranında da göreceğiniz gibi bastım. Radarımı bore sight olarak ayarladı ve 5 mil mesafeye ayarladı. Şu anda radarım sadece önümde kısa bir alanı tarıyor, dar bir alanı tarıyor ve otomatik olarak kilit atmayacak. Burada eğer bir hedef olsaydı aynı şekilde return olarak görünecekti ve ben Jester'ı buna kilit atması için yönlendirebilecektim. Eğer CAA moduna geçmek istiyorsam dediğim gibi Nose Gear butonunu kullanmam gerekiyor. Buna bastığımda gördüğünüz gibi şu anda radar sağ tarafımı taramaya başladı. Bu sağ tarafı taramasının sebebi bizim bu modda radarın nereyi tarayacağını bizim Weapon Selector Switch ile kontrol edebiliyor olmamız. Şu anda radar seçili olduğu için yani AIM-7'ler seçili olduğu için sağ tarıyor. Eğer AIM-9'a geçersem yani Heat tam önümü tarayacak. Eğer Gun'a geçersem de solu tarayacak. Bu hızlı bir şekilde radarın ne tarafa baktığını değiştirebilmemiz için yapılmış güzel bir özellik. Şimdi tekrar AIM-7'ye geçiyorum. Şimdi bu moddan nasıl çıkabiliriz? Bu moddan tekrar Cage'e basarak Cage'e dönebiliriz. Veya aşağıda bizim Weapon selektörümüz var. Cage modundan da çıkabilmek için bizim bunu en altta B seçeneği var. Buna getirmemiz gerekiyor. Getirdiğimizde gördüğünüz gibi normal tekrar arama moduna geçmiş oluyor. Sonrasında tekrar geri disp'e getirmemiz gerekiyor. Şimdi bunların kullanımına geçelim. Şimdi öncelikle cage modunu göstereceğim. Cage modu dediğim gibi kendi kendine kilit atmıyor. Bizim manuel olarak Jester'a kilit attırmamız gerekiyor. Burada radarda hedefi yakaladıktan sonra. Bunun için de Jester Context Action butonunu kullanacağız. Bunun farklı farklı fonksiyonları var. Sonradan asıl radar videosunda daha fazla değineceğim. Ama şimdi yakın mesafe modunda cage'i kullanırken biz burada buna uzun basılı tutacağız. Bunu zaten yaparken tekrar söyleyeceğim. Aynı zamanda biz kilit attıktan sonra eğer AIM-7'lerimiz seçiliyse ve master armamız açıksa Jester'ı bir geri sayım yapacak. Bunun için gerekli bilgiyi daha sonradan radar ve AIM-7 videosunda vereceğim. Ama AIM-7'lerin kilit attıktan sonra ateşlemek için belli bir delay'i var. Bazılarında hemen ateşleyebiliyorsunuz. Bazılarında birazcık daha beklemeniz gerekiyor. Bu AIM-7'nin varyantına göre ve Master Arm'ın konumuna göre değişiyor. Ama şimdi birazdan zaten kilit attığımda Jester'in geri sayımını duyacaksınız. Şimdi 7 mildeyiz. Cage butonuna basıyorum. Cage moduna girdim. 5 mile geldiğimde radarda üstten hedefin gelmeye başladığını göreceğim. Ve sonrasında Jester Action butonuna uzun bası tutacağım. Şu an geldi. Basılı tutuyorum. Kilidim geldi. Shoot dedikten sonra artık ateşleyebiliriz. Birazcık lead verip trigger'ıma bastım. Ve aim yedim. Yolumda. Gördüğünüz gibi hedefi güzel bir şekilde vurmuş olduk. Şimdi sırada CAA modunu göstereyim. CAA modu için dediğim gibi öncelikle Cage'e basıyorum. Sonradan Nose Gear'a basıyorum. Ve şu an radar seçili olduğu için yani AIM-7'ler seçili olduğu için sağa tarıyor. Benim hedefim önümde, Heat'e geçiyorum. Gördüğünüz gibi hedefi buldu ve otomatik kilit attı. Buradan sonra tekrar AIM-7'ye geçebiliriz. AIM-7'ye geçtim. Tekrar hafif bir lead veriyorum ve füzeyi atıyorum. Gördüğünüz gibi bu da güzel bir şekilde hedefi trackliyor. Ve başarılı bir şekilde vurmuş oluyoruz. Radarın yakın mesafede kullanımı bu kadardı. Sonraki videolarda daha detaylı bir şekilde radarın air-to-air'da kullanımı, AIM-7'lerin sembolojileri bunlardan detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Şimdilik ACM modlarını bu şekilde aradan çıkarmak istedim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.